konusu. Yani özellikle evinizde bir yardımcınız varsa işte haftada bir 15'te bir gelen vesaire. Durumuza göre. Duruma göre ya da var mı yok mu. Şimdi iş zor, emek çok. Gündelikçilerin fiyatları arttı haberimizin aslında başlıyor efendim. Ancak ev temizliği de artık cep yakar hale geldi. Bir de ev seçenler var o evi temizlemeden önce. Siz neler yaşadınız bununla? İşte eviniz büyük mü? Kaç oda, kaç salon diye sorguya çekilen ev sahipleri de oluyor. Var. Bakalım detaylara efendim. Acaba sizin başınıza neler geldi? Haberin içeriği geliyor. Son birkaç senedir almıyorum. Neden almıyorsun? Çok pahalı. Ne kadar ödüyorsun? Yüksek. Daha önce işe gittiğim için biliyorum, zor bir iş. Büyük bir evde sizi zorlayan ne oluyor? Camlar olur herhalde en fazla. Fiyat artışlarından ev temizliği de nasibini aldı. Gündelikçi ücretleri hem zamlandı hem de evdeki ek işleri için ayrı para alınmaya başlandı. Metrekaresine ev sahibinin temizlikçiden beklentilerine göre rakam değişmekte. Yapmış olduğu temizliğe göre değişebilir bu. Fiyatlara göre normal buluyorum artık. Tabii ki hak ediyorlar. Emek var sonuçta. Ama benim bütçem onu kaldırmıyorsa yapacak bir şey yok. Ev temizliğine giden gündelikçilerin ücretleri zamlandı. 3 ay öncesinde 400 liradan başlayan ücret şu anda 600 liradan başlıyor ve evde yapılacak işlere göre de fiyatlar değişiyor. Tabii 80-85 veya 90 metrekare bir evden bahsediyorum. 3+1 veya daha büyük metrekare evlerde bu rakamlar 800 lira, 1000 lira. Metrekare arttıkça fiyat yerinde saymıyor. 1500 liraya kadar çıkabiliyor. Oo. Normaldir yani, enerji harcıyor. Güneş şartlarına göre aldıkları fiyatları normal karşılıyorum. Çünkü onlar da bir ev geçindiriyor. Özellikle camların silinmesi artı 200 lira diyebilirsiniz. Yerlerin elle silinmesi artı 200 lira diyebilirsiniz. 15 parça bir ütünün yapılması bunun için artı 200 lira diyebilirsiniz. Zaten sen temizliğe gittiğin zaman temizlik yapmak için gidiyorsun. Yani o paranın içinde olması lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum şimdikiler niye öyle düşünmüş de. Yani ekstraya gerek yok. Yok, ben öyle bir şey hiç şimdiye kadar almadım, bilmiyorum vallahi, hiç denk gelmedim yani. Fiyatları fahiş bulan da var, makul bulan da. Canla başla yapsalar amenna diyeceğim de üstün körü yapıyorlar. Çok memnun kalmıyorum açıkçası. Yüksek buluyorum tabii yani ama bir şey diyemezsiniz ki. Her şeye zam geldiği için. Bence daha fazla almaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçinemediklerini düşünüyorum. Şimdi gerçekten böyle bir durum var. Özellikle yardımcı, özellikle hani yatılı yardımcı evinde işte çocukla ilgili. Işte o artık çocuk... onlar çalışanın canım. Tabii çalışanlar. Hı-hı. Onlar falan onlarla işte iş görüşmesi yaparsın ya normalde, acaba çocuğuma uygun mu? Hani... tecrübesi var mı? Emanet edebilir miyim? Mesela birçok şey, birçok soru var. Bir liste var. Bu yatılı arkadaşlar geliyor ama temizlik yapmıyorlar herhalde. Ya, yapanı da var, yemeği yapanı da var falan. Fiyatlar ona göre gidiyor yani. Sadece çocukla ilgilenirim diyen var. İşte alıyor şey, 25-30-40 bin lirayı mesela. O kadar değildir de artık ne oldu bilmiyorum ama çok uçtuğunu duydum ben de, özellikle küçük bebek bakanların. Böyle bir rakamlar dolaşıyor. Şimdi onlar eve geldiklerinde eve de bakıyorlar. Yani sen onun mülakata alıp işe alacağını zannederken tam tersine sorguya çekilen oluyorsun. Tabii. Bir anda. İşte evde başka kaç kişi var? Çalışan ne yapıyor? Benim iş bölümüm ne olacak? Odamda televizyon var mı? Dizi izleme saatlerim hangileri? Vesaire gibi böyle çok absürt sorularda karşılaşılabilir. Ve güncellenmiş segment. Şimdi günlük gelen gündelikçi kardeşler. Dönelim hadi. 300 lirayla 600 lira oldu. 300 lirayla 600 lira bence kaç 300 kaç 600 olmuştur. Eve geliyor 10-15 bin liralık kiralık bir ev zaten orası. Yani ben burayı günlük 600'e mi temizleyeceğim diyecek. Hiç sanmam açıkçası. Bu fiyatlar daha da uçar gider. Bir de sigortaları var biliyorsun. 10 günden az çalıştırıyorsan onu E-Devlet'ten hemen yapıyorlar. 6,67 lira günlük sigortaları ödeniyor. Ne güzel. Onda bir şey yok zaten. O çok önemli. Can güvenliğinden sorumlusun. Ama gel gör ki bu fiyatlar da uçmuş durumda. Mesela işte arkadaşlardan biliyorum. Hadi ben tek başıma küçücük bir yerdeyim ayrı. Kendi kendime de halledebiliyorum. Ya da haftada 1-2 ya da 1-2 gelmesine gerek yok. 15'te bir gel. Ama her gün ya da haftada 2 kez gelen arkadaş. Onlar da yer bulamıyoruz. Rezervasyon yaptıramıyoruz mesela. Evet. Doluyum diyor, bilmem ne diyor falan filan. Orada da tabii para dönüyor. Bir de mesela ütü yapacaksa 15 parça için ek bir para. 15 parça ütü. İşte cam silecekse ayrı bir para vesaire. Yani Avrupa'ya benziyor. Şey Avrupa'da böyle saatlik girip çıkarlar evlere böyle çantalarıyla, gayet de böyle hani girip ne yapacak? 2 saat hallederim. 2 saat. Şurayı yaparım falan filan. Sen temizler misin kendi evini? Sen çok titizsin biliyorum. Ben temizliyorum zaten. ya baktığın zaman. Ama düzenli bir şekilde devam ediyorsan, ama mesela genel olarak ütülük bir durumum yok. Genel olarak baktığın zaman 15'te bir ya da 10 günde bir ablacığımız gelse şöyle bir kıyı köşe alsa güzel olur. Valla ben çok güzel düzenlerim. Temizlikte de fena değilim ama hani camı becerebilir miyim bilmiyorum. Cam fena ya. Geçen günlerde öyle haberler vardı ki 12. 15. kata çıkıp cam silmeler vesaire vesaire. O ustalık işi. Büyük ustalık işi. Dolayısıyla oradaki arkadaşlardan bazıları diyor ki yani ciddi anlamda efor sarf ediliyor diyor. Tabii. Yani ne kadar istense, bazıları diyor ki ay ben çok istiyorlar falan filan dediler. Yani valla ben 600 liralar vesaire az bulurum hatta. Az diyorsun. 8.000 ve üzeri olarak rakamlar artmış. Valla bu konudaki hallerini size söyleyeyim efendim. Sizin başınıza gelen değişik konular, hikayeler var mı bunlarla? Arkadaşlardan görüşlerini beyan etmelerini isterim valla. Çünkü herkesin muhatap olduğu bir hadise bu durum. Kesinlikle öyle. Bir de temizlik imandan gelir. Evet. Bir de aslan yattığı yerden belli olur. O da doğru. Dolayısıyla tek başına temizliğini yapamıyorsan bir yardımcı ihtiyacı var. Evin nasılsa hayatında öyle oluyor. Bu net.